2013 çözüm süreci döneminde İmralı'daki tecritin kaldırıldığı durumda biz doğrudan Öcalan'ın kendi örgütüyle, partisiyle teması halinde nasıl bir barış ve ortamının olduğunu, çatışmasızlığın ne kadar sürdüğünü ve bunun ne kadar büyük faydalar getirdiğini hep beraber görmüş olduk. Dolayısıyla önümüzde yaşanmış 2-2,5 yıllık bir deneyim var. Bütün bu deneyimler bize gösteriyor ki hem Kürt sorununun çözümünde, hem çatışmasızlığın devamında, hem de ölümlerin önlenmesinde İmralı çok çok önemli bir aktördür. Eğer böyleyse ve bu aktör geçmişte rolünü son derece başarılı bir şekilde oynamış ise, neden biz bu rolü tekrar oynaması için İmralı'nın kapısının açılmasını sağlayamıyoruz? Bu bence çok kritik bir soru. Gerçekten halklarımıza, bölge barışına ve sadece Türkiye değil, bir taraftan baktığınız zaman Güney ve Batı Kürdistan'ı da içine alan büyük bir barış havasının, ikliminin esmesi için İmralı'nın kilitlerinin açılması gerekiyor. Sürdürülebilir, hakiki bir barış süreci olacaksa öncelikle Öcalan'ın kendi partisiyle temasını sağlamak lazım. Çünkü nihayetinde büyük çatışan güç olarak, yani Türkiye devleti karşısında Öcalan'ın işte başkanlığını yaptığı parti ve örgütü görüyoruz. O halde bir kere o örgütüyle ve partisiyle temasını sağlamak lazım. Doğrudan kendi görüşlerini ve perspektifini bu organizasyona iletmesini sağlamak lazım. Bu az önce ifade ettiğim gibi sadece Türkiye'nin işte kendi sınırları içerisindeki barış, Kürtlerle ilgili barış meselesini çözecek bir adım olmaktan öte, aynı zamanda yani Rojava, yani Suriye Kürdistan'ı ve Irak Kürdistan'ı ya da Başur'la ilgili de çok önemli bir açılım olur diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye her iki Kürdistan'ın her iki parçasında da, yani hem Rojava'da hem de Başur'da ciddi olarak askeri varlığı var. Bütün bunların da hem beşeri maliyeti var, hem ekonomik ağır bir yükü de hepimizin omuzlarında. Dolayısıyla hani bir barış olursa bütün bu kaynakların hepimizin refahına harcanacağını görmek lazım. Bunun da yolu öyle anlaşılıyor ki, geçmişte gördüğümüz, denediğimiz şekilde öyle anlaşılıyor ki İmralı'nın kapılarını açıp Öcalan'a tekrar bu tarihi fırsatı ve rolü oynamasını sağlamaktan geçiyor.